Ümreye veya hacca olmayan parayla gidilir mi? Yani param yok. Param yok ne demek? Yani hac bana farz olmadı demek. Evet. Yani ben nafile bir hac yapacağım demektir. Veya ümre yapacağım demektir. Ki Hanefi mezhebimizde ümre nafile ibadetlerdendir. Müekket bir sünnettir. Bazı mezheplerde ümrenin vacip olduğunu da söyleyenler vardır ama biz hanefiler olarak ümre yapmak müekket bir sünnettir. Dolayısıyla eğer imkanımız varsa her sene hac etmek, her sene ümreye gitmek müekket bir sünnettir. Bir fazilettir, bir erdemdir. Çok ayrıcalıklı bir ibadettir. Ama paramız olmadığı halde borçlanarak, harçlanarak, efendim birine öbürüne el açarak, hele ben bir yola gireyim, herhalde Müslümanlar beni yolda aç bir ilaç bırakmazlar, nafakamı temin ederler diye imkanları olmadan haç ve ümre yolculuğuna çıkmak, çok da tasvip edilecek bir davranış değildir. Nitekim Cenab-ı Allah bu noktada وَتَزَوَّدُوا inna خَيْرَ الزَّادِ takva buyuruyor. Yani bir takım kimseler elde avuçta bir şey yok. Nasıl olsa kafilede Müslümanlar beni aç bir ilaç bırakmazlar diyerek başkalarına itimat ederek hazırlıksız, zatsız yani gerekli olan birikimi elde etmeden haç yolculuğuna girmişler. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ve vedu azığınızı yanınıza alınız. Yolda ne yiyeceksin, ne içeceksin, onu beraberinde bulundur. Ama bütün bunlardan önemlisi takva azığı en hayırlı azıktır. Yani takva elbisesine bürünün kılı kırk yararcasına dikkatli olun. Ha, i̇şte bu noktada Osmanlı'dan kalma güzel bir adetimiz var Huzeyfe Bey kardeşim. Bunu da yeri gelmişken söylemekte yarar görürüm. Osmanlılar salih insanlardan borç almak suretiyle haç ve ümre ibadetini yerine gitme yoluna giderlermiş. Bunun da sebebi şu olurmuş. Yani kendi parası var, ümreye gidecek, hacca gidecek parası imkanı var. Ancak ümre ve hac ibadeti, bilirsiniz ki hem bedenen hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Yani orada hem vücut enerjimizi kullanıyoruz, buna bedeni ibadet diyoruz. Hem de mali imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu yönüyle de mali bir ibadettir. Hem beden hem malın beraber harcandığı bir ibadet olma yönüyle burada harcadığımız her kuruş bir ibadet, bir fazilet, bir sevap olarak bize dönüyor. Dolayısıyla burada harcadığımız paraya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için acaba benim kazandığım parada bir şüphe olabilir mi diye salih insanlardan borç alırlarmış. Çünkü ben mesela sizden borç aldığımda o para benim için anamın ak sütü gibi helaldir. O helal parayla bir ibadet yapmaya koyuluyorum. Sonra da kendi paramla size olan borcumu ödüyorum. Bu yönüyle anlıyoruz ki, biliyoruz ki eğer borcunu ödeyebileceğim yani borculun karşılığı varsa bir kimse borç alabilir. Efendim ne bileyim, e, ticaret erbabıdır, dükkanında mal vardır ama nakit parası bulunmamaktadır. Nakit parayı borç alabilir veya bir borçlanma enstrümanını kullanarak haç ve ümre ibadetinin ödemesini yapabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus, bunun karşılığının kendisinde sermaye olarak, mal olarak, bulunmasıdır. Evet. Yoksa durduk yere insanlar işte her sene ümreye gidiyorlar. Ben de gideyim, hacca gidiyorlar. Ben onlardan niye geri kalayım diye bir saik ile kendini zora sokarak, dara sokarak ve bir ağır borç yükünün altına girerek bu ibadetleri yerine getirme teşebbüsü çok da uygun bir davranış olmaz, değildir. Tekrar belki asıl soruyu soran kardeşimizin maksadına yönelik cevabı tekrarlayacak olursak, evet. kredi kartı gibi faizli borçlanma enstrümanıyla, ümre ve haç gibi Allah'a ibadet olan bir mükellefiyetimizi, yerine getirmek doğru değildir. Bunun yerine anamızın ak sütü gibi helal kazancımıza veya bu noktada kendisine itimat ettiğimiz, güvendiğimiz, kazancını bildiğimiz kimselerin yanına gitmek ve onlardan borç almak suretiyle bu tür ibadetleri ifa etmemiz en doğru olan en makbule, kabule uygun olan davranış olur.